Sesim geliyor mu? Merhaba Neslihan, sesim geliyor mu sizlere iyi bir şekilde? Geliyor mu? Bilmiyorum. Söylemiyorum ama sesim geliyor mu? Evet, geliyorsun. Okey, tamam. Neslihan da geldi. Herkes gel. Ses iyi fakat şey yok, partner yok. Ben ufak ufak başlayayım o zaman. O bir şekilde herhalde bağlanacaktır. Şimdi ben iknayı birkaç şekilde anlatayım size. Şimdi iknada en önemli şey iletişim. İletişim. Yani şu var. İnsanlar karşıdaki insanla iletişim konusunda uyum sağlayamadığı zaman, merhaba, sağlayamadığı zaman bir türlü karşımızdaki insan bize çok fazla şey olmuyor. Yani karşımızdaki insan bizle iletişim kurmaya çok fazla meyilli olmuyor. O yüzden burada en önemli şey karşımızdaki insanın öncelikle bizden iletişim tarzımızdan mutlu olması. Aynı dil konuşmak. Ya öyle bir terim var. Geldim diyor işte. Hoş geldin. En önemli şey burada karşımızdaki insanla aynı dili konuşmak. Aynı dili konuşmak ne demek esasında? İnsanlar üçe ayrılıyor dil olaraktan. Bazı insanlar görsel, bazı insanlar işitsel, bazı insanlar da kinestetik yani dokunsal baktığınız zaman. Ne demektir bu? Yani görsel insan mesela görselim ben. Görsel insanın en büyük tipik özelliği nedir? Görsel insan hızlı konuşur aynı benim gibi. Kelimeleri yutar, özet konuşur. Çünkü çok fazla zihnindeki gibi yani zihnindeki gibi konuştuğu için çok hızlı konuşur. Yani o zihni yakalamak için o zihnindeki imgeleri çok hızlı konuşur görsel insanlar. İşte insanlar nispeten biraz daha yavaş konuşur. Ama tane tane konuşur. Mesela sesi çok önem verir. Özellikle mesela siz işitselseniz muhtemelen mesela şarkı sözlerini çok rahat öğrenebilirsiniz şarkı sözlerini. Yani bakalım bu sefer olacak inşallah. Şarkı sözlerini eğer hafızınızda kalıyorsa bir şarkıyı duyduğunuz zaman bir kere de kalıyorsa bilin ki siz işitselsiniz. Ama eğer geldi mi? Sonunda. Oy be neredesin Sonunda. ya bakayım. Kardeş bakayım. Sesim geliyor mu? Geliyor her şey geliyor. Hoş Güzel, geldin. güzel, harika. Hoş bulduk. Vallahi Bayağı bir sorun oldu. herkes bizi hakikaten seviyormuş ki beklediler bu kadar zaman. Evet, şimdi... Sanırım biraz daha iyi oldu. Çok fazla yayın oluyor ya, çok fazla yayın oluyor her yerde. Ondan kaynaklanıyor bu. Evet, herhalde ondandır. Evet, şimdi şöyle yapalım. Sen bir kendini çok kısa bir tanıt istersen kim olduğunu. Tamam. Olur. Ben Mirşahin Alizade. NLP uzmanı, profesyonel koç, Dünya Hafsa Şansı temsil, Azerbaycan temsil ve hafsa teknikleri, hızlı okuma, beyin etkin kullanma alanında eğitimler veriyorum. Aynı zamanda Dünya Hafsa Şampiyonası Federasyonu'nun üyesiyim. Türkiye'de bulunan Utrain Kişisel Gelişim Merkezi'nin de başkanıyım. Mirşan niye ilgimi çekti? Mirşan genç, çok genç bir arkadaş bana göre. Kaç yaşındasın Mirşan sen? Yaş kaç? Kaç verirseniz Boşver. onu ben sır tutuyorum Ben yaşlı bir adamım. aslında. Benim yarım kadarsın işte. 30 Aynen civarı. öyle. Aynen 30. öyle. Ben 60 yaşındayım. İkiye böldüm aşağı yukarı. Yarım Yok kadar. valla sizin maşallahınız var. Evet benim saçlarım var. Taştan kurtarıyoruz ama şimdi benim kızıyor. Bu kadar uzun diyor saçlarım var diyor. Abi keselim diyor. Ben diyorum, yani diyorum kestiremiyorum maalesef diyor. Bu sağlık sorunu Aynen öyle. sebebiyle berbere gidemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Böyle idare edeceğiz. Şimdi Mirşahin'in en büyük özelliği bu hafıza. Şimdi bu Mirşahin'le ben tanıştığım zaman bu hafıza olayı benim çok ilgimi çekti. Çünkü mesela isimler konusunda ismi hatırlamak benim çok vardır mesela. O önemli. İsim hatırlamak, insanları hatırlamak, belli bilgileri kafamızda tutmak. O yüzden ilk önce o zaman şöyle başlayalım Mirşahin. Bu beyin nasıl çalışıyor bize bir anlat bakalım. Olur. Beynimiz ilk önce anatomik olarak sağ ve sol olmak üzere iki lobdan oluşmaktadır. Sağ beyin ve sol beyin diye. Aslında bizim tek parça bir beynimiz olduğunu zannediyoruz ama aslında farklı farklı özelliklere sahip iki tane beynimiz var. Beynimizin sağ tarafı ile sol tarafının özellikleri tamamen birbirinden farklı. Örneğin
İlk farklılık şuradan kaynaklanıyor. Beynimizin sağ tarafı vücudumuzun sol tarafını, beynimizin sol tarafı ise vücudumuzun sağ tarafını kontrol ediyor. Ayrıca sağ beynimizin özellikleri görsellik, müzik, sanat, bütünü görme, bu tip özel hayal gücü, bu özellikler beynimizin sağ tarafına ait olduğu takdirde beynimizin sol tarafı biraz daha mantıksal ve matematiksel çalışıyor. Mesela konuşma, yani bu ikisini ikisini dengeli kullanmak lazım. İdeal ikisini dengeli kullanmak. Aynen öyle. Yani sol taraf daha mantıksal, sağ tarafsa hayal gücüne dayalı daha yaratıcı beyin olarak biz kabul ediyoruz. Ve örnekte de şunu söylüyoruz her zaman. Eğer bir insan vücudunun sağ tarafını hiç kullanmadan yürümeye kalkarsa nasıl olur? Sol taraf üzerinde birkaç defa zıplayıp yerde sürünmeye başlar. Sol tarafını kullanmayıp sağ tarafını kullanırsa yine aynı şekilde olur. Ama sağlıklı bir insan ne yapıyor? Vücudunun sağ ve sol tarafını dengeli bir şekilde kullanan bir insandır sağlıklı insan. Dolayısıyla fiziksel olarak sağlıklı insan vücudunun sağ ve sol tarafını dengeli olarak kullanıyorsa demek ki zihinsel olarak da sağlıklı bir insan, sağlıklı bir birey de beyninin sağ ve sol lobunu dengeli bir kullanıyor. Biraz iknaya bağlayalım. İnsanın sağ ve sol beyni kullanması ne faydası var? Ben biraz onu yorumlayayım. Tabii insanın sağ ve sol beyni kullanması, mesela hayal gücü dedin sen, doğru mu? Hayal gücü. Aynen öyle. Esasında insanoğlundaki esasında, yani liderlere baktığınız zaman veya iyi satıcılara veya işte tek insanlara, bunun en büyük yeteneği yaratma gücü, hayal gücü. Yani evet. İnsanların arasında en büyük eşitsizlik hayal gücünü sahip insanlarla hayal gücüne sahip olmayan insanlar arasında. Yani hayal kuran insan çok daha ilerisini tasarlama yeteneği varken mesela bir şarkı bestelemek, mesela şarkı kitap yazmak, resim yapmak, ondan sonra motivasyon konuşması yapmak. Bunların hepsi içinde bir hayal var. Yani biz bir şekilde hayal kurma yeteneğimizi, çoğu insan bunu yapamıyor. Niye yapamıyor? Esasında aynı müzik enstrümanı gibi. Yapamama sebebi, yapacak kapasitesi olması, bu konuda fazla alışkanlığı olması. Doğru mu? Doğru, doğru. Tamam, ben doğru. Tamam. Bu birinci kısmı. Peki sağ ve sol beynimizi, Hakan merhaba. Sağ ve sol beynimizi kullanmak için dengeli ne önerirsin mesela burada bizi takip edenlere? Sağ ve sol beynimizi dengeli kullanmak için ilk önce az önce de bahsettiğimiz gibi onların özelliklerini bilerek onları dengeli bir işi gördüğümüz zaman onu içine katmamız gerekiyor. Burada yapabileceğimiz en iyi şey hafıza tekniklerini kullanmaktır. Tamam, o zaman bir şu hafıza tekniği, sen şampiyonsun. O zaman en basit, burada çok korkutmayalım insanları. Bu hafıza, yani bu hafıza nasıl gelişiyor? Bu hafıza tekniği, hani bir sürü bununla ilgili aslında programlar da yapılıyor. Yani gelin işte ama benim bildiğim bir şey var. Mesela bir insan 7 taneden fazla telefon, yani 7 taneden fazla şifre tutamıyor kafamız zaten. Şimdi ben mesela, tamam, bu 7. O yüzden mesela telefon numaraları 7 haneldir baktığın zaman. Doğru mu? Şimdi o zaman bu 7'nin ötesine geçme imkanı var mı? 7'nin ötesine geçme imkanı var. Aslında bilinenin üzerine şimdi o Miller'in yaptığı bir tecrübeden kaynaklanıyor. Beyin aynı anda 7'den fazla bilgiyi kabul edemiyor. Ama normalde beynimizin, uzun süreli belleğinin, çünkü belleğin de yani hafızamızın da iki türü var. Uzun süreli hafıza ve kısa süreli hafıza. Bir bilinç var, bir de bilinçaltı var. Bilincimiz aynı anda 7'den fazla bilgiyi algılayamıyor. Aynen öyle. O zaman bilinçaltımızı kullanmak lazım. O bir şey... Tamam, ekle. Orada bir şey eklememiz gerekiyor. 7 artı eksi 2 kuralı var. Yani bilincimiz 7 artı 2, yani maksimum, aynı anda maksimum 9, minimum 5 bilgiyi algılayabiliyor. 9'un üzerine çıktığında, 5'in altına indiğinde ise bilinç kapanıyor ve bizi bilinçaltımız kontrol etmeye başlıyor. Örnek versene, bu 9'lu, mesela 9'lu bir kelime söyle bana. Mesela 9 kelime mi, yoksa yani sözcüğün ismi mi baktığında, yoksa 9 tane bilgi mi? 9 tane bilgi. Mesela şu an bizi izleyen 58 kişi var. Bizimle birlikte 60 kişiyiz şu an burada. Şu an size ve herkese bir soru soruyorum. Oturduğunuz yerin yumuşaklığını hissediyor musunuz? Güzel soru. Bakın cevap versin. Bakın Redip Bey, oturduğunuz koltuğun hissediyor musun? Koltuğun sıcaklığı nedir? Sen nesini hissediyor musun? Oturduğunuz yerin yumuşaklığı olabilir. Sıcaklığı. Redip Bey, oturduğunuz koltuğun yumuşaklığı hissediyor musunuz? Rüfeş, bu arada hissediyor musunuz? Ben şu an hissetmiyorum, senden dolayı hissediyorum şimdi. Evet diyor. Bravo, bravo. Evet.
Şimdi herkes şuna dikkat etmeli. Şimdi herkes evet evet cevaplar geliyor. Herkes hissettiğini söylüyor. Ama ben söyleyene kadar hissetmiyordunuz. Ben söyledikten sonra dikkat etmeye Ben başladım. söyleyene kadar ben koltukta oturdum ve farkında değilim. Evet. Yani ben söyleyene kadar farkında değildiniz. Ben söyledikten sonra hissetmeye başladınız. Burada şöyle bir durum var. Beynimiz, şimdi bizim konuşmamız sesler, görüntü, ondan sonra duygular vesaire etrafımızda birkaç tane bilgi vardı. Ama Evet. onlardan bir tanesi benim size yönlendirdiğim telkin dolayısıyla, telkin aracılığıyla o 7 artı eksiden bir tanesi çıktı. Yerine oturduğumuz koltuğun yumuşaklık duygusu gelmeye başladı. Yani çok fazla bilgi vardı. Bu şekilde şey yapmış olduk. Aynen. Aynen öyle. Anladım. Şimdi o zaman bu güzel bir şey bu. Okey, bu konuda o zaman nasıl bir bu konuda kendimizi geliştirmek için ne yapabiliriz bu konuda? Onu söyleyebilirsiniz tabii ki. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz, şimdi bilincimizle ilgili o 7 artı eksiği değiştiremeyiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey nedir? Bizim bu zaten doğuştan var olan bir özellik ve bunu geliştirme ihtiyacımız da yok. Zaten beyin bakıyor. 7 artı eksi 2 kuralında aynı anda algıladığı bir durum varsa, bir bilgi varsa bu uzun süreli eğer dış dünyadan insanın beynine aktarılıyorsa beyin bunu bir nöral yol oluşturuyor. Nöral ağ oluşturuyor beyinde sinaps bağlantıları. Bu uzun süre tekrarlandığında bu davranış haline geliyor ve beyin şunu söylüyor. Bilinçaltı şunu söylüyor. Bilinç kardeş sen bir istirahat et. Sen başka konularla ilgilen. Belli ki bu konuyu çok fazla kullanıyorsun. Ben bunu kendi üzerime alıyorum. Şu an konuşurken kelimeleri nasıl kullanacağımız hakkında düşünmüyoruz veya yürürken adımlarımızı nasıl atacağımız hakkında düşünmüyoruz. Ama çocuk kendi düşünüyordu. Bir şey, şu zamanımızı iyi kullanalım. Biraz bu Tamam. sözcüklere gelelim. Şimdi ben sözcüklere gelelim. Ben bir giriş yapayım, sonra sana vereceğim sözü. Buyurun. Şimdi kullanmış olduğumuz sözcükler bizim beynimizden geçen düşünceler. Tamam. Yani biz esasında beynimizden bir şey düşündüğümüz zaman 3-4 şekilde dış dünyaya gidiyor mesela. Bir tanesi mimiklerimiz. Çok ufak tabii. Çok dikkat etmeniz lazım. Karşısında mimiklerinden duygularını anlayabilirsiniz. İkincisi beden dili. Bir şey an yanlış söylüyorsam teyit et. Bir tanesi Doğru. beden dili. Bir tanesi sözcük. En ötesi de davranış. Yani bize kızdığınız zaman ilk önce kaşlarınızı çatarsınız. Örnek olaraktan. Sonra yumruğunuzu sıkarsınız. Örnek. Sonra ikinci olaraktan. Üç. Aptal dersiniz. Aptal salak dersiniz mesela. Baktınız sizi kesmiyor. Alıp bir tane kül tablası kafasına fırlatırsınız. Yani insanlar bir şekilde. Şimdi burada insana baktığımız zaman davranışın farkına varıyoruz ama biraz geç varıyoruz. Bedenimizin farkına çok ancak bilinçli insanlar senin dediğin gibi farkına varıyor. Ama yine en az farkına vardığımız şey sözcükler. Çünkü kullandığımız sözcükler hem bizi hem karşımızdaki insanı etkiliyor. Doğru mu? O yüzden bu sözcükleri biraz da açar mısın Mirşahin? Bir daha alabilir miyim? Sorunun bir kısmı gelmiş. Bu sözcükler konusu var ya, ağzımızdan çıkan sözcükler, dil kalıpları. Sen bunu anlat, ben de onu iknaya bağlayacağım. Evet, şimdi kelime konusu çok önemli bir şey. Yani biz hayatımızı Freud'un ve Aristo'nun kelimelerle ilgili iki tane çok önemli söylediği şey var. İlk önce Freud'dan başlayalım. Freud şunu söylüyordu. Diyordu ki psikolojinin babası olarak bilinen Freud şunu söylüyordu. İnsanlar kelimeleri iki türlü kullanıyorlar. Bir, dünyadan aldıkları bilgileri yani dış dünyadan temsil sistemleri, görsel, işitsel, dokunsal kanallarla aldıkları bilgileri belleğe kaydetmek için kullanıyorlar ve bunları modellemek için kullanıyorlar, isimlendirmek için kullanıyorlar. İkinci aşamada ise dış dünyadan bir şeyi öğrendi, ona bir isim taktı. Mesela kapıyı açmak, arabaya binmek, arabayı kullanmak, yemek yapmak. Bunlar modelledi, öğrendi ve buna bir isim koydu. İkinci aşamada ise başka insanlarla iletişim kurmak için modelledikleri şeyleri o isimler vasıtasıyla, o kelimeler vasıtasıyla başka insanlarla iletişim kurmak için kullanıyorlar. Buna yazma, okuma ve hatta şarkı söyleme de dahildir. Esasında dil, sözcükler dil kalıpları arasında bir bağ var.
Yani bizim hani Aynen, görsel, aynen. işsel, dokunsal derken. Peki bu dil kalıpları ve Evet. sözcükler arasında nasıl bir bağ var? Yani insanların bu dediğim mi? İnsanlar sen yokken söyledim. İnsanlar seçmiş oldukları dile göre karşı insana uyum sağlarlar veya insana uzaklaşırlar. Yani bugün esasında insanlar arasında bilinç altında hiçbirimizin fark etmediği bir şey var. Biz Evet. karşımızdaki insanı bilinçsizce seviyoruz veya sevmiyoruz. Tamam. Bir tanesi bunlardan ortak noktalardır. Yani hobiler, ortak kıyafetlerdir, kültürdür, kullanan. Bir tanesi ise bu dildir, dil kalıpları. O yüzden bu dil kalıplarına dikkat etmezse karşıda insan bize kendini yakın hissetmeyebilir. Değil mi? Evet, Sevgili Şahin. aynen öyle. O yüzden sen esasında şöyle çok ufak örneklerle görsel, içsel, kinestetik. NLP esasında bu bir yerde. NLP değil mi? NLP'de geçiyor bunlar. Doğru mu? Evet. Tamam. Bunlar NLP'de biraz olan bir şey. örneklenirsen. Şimdi temsil sistemleri dediğimiz bir şey var. Yani sizin dediğiniz gibi görsel, işitsel, dokunsal. Dedi ki bir insan bir davranışı uzun süre tekrarlıyorsa bu insanda davranış haline geliyor. Aynı şekilde bir insan bir kelimeyi de çok fazla kullanıyorsa o insanın dil kalıbı haline geliyor. Şunu söylüyorlar NLP'de. Bir iplik var tecrübelerimizi astığımız. Yani kelimelerse o tecrübeleri astığımız ipliklerdir. Yani bir iplik var bizim tecrübelerimiz. Onun üzerine astığımız kıyafetlerse bizim kullandığımız kelimelerdir. Dolayısıyla görsel insanların dil kalıpları ile işitsel dokunsallarınki farklı. Görsel insanlar daha çok dış dünyayı anlamlandırmada ve temsil etmede görsel kullanırlar. Mesela gözümün önü çok büyük, harika görünüyor, muhteşem, parıldıyor, ışıl ışıl. İşitsel insanlarsa daha çok işitsel kelimeler kullanıyorlar. Mesela Mesela ben kulak tıkımına. duyuyorum. Duyuyorum herhalde değil mi? Seni duyuyorum. Sesi duyuyorum. Değil mi? Kulağımda Aynen. yani duymakla ilgili kelimeler daha çok kullanıyorlar değil mi? Konuşmak ve duymakla ilgili. Evet. Konuşma ve duymayla ilgili kelimeleri Sen bu konuda kullanıyorlar. Mesela sen kulaklarım işitsel misin çınlıyor. mesela bir şahin? Sen işitselsin gibi geliyor bana. İşitsel misin biraz sen? Ben görselim aslında. Görsel. Tamam. Ben de Şimdi görselim. dünyada üç temsil sistemi, bir de dokunsala da bir örnek verelim. Mesela Tamam. yüreğim yerinden fırlayacak. Yüreğim yerinden fırlayacak. Doğru. Ondan sonra içim içime sığmıyor. Bu tip kelimelerse dokunsal insanlara ait kelimeler. Dolayısıyla temsil sistemleri, üç temsil sistemi tüm insanlarda vardır. Fakat insanlar üç gruba ayrılıyorlar. Bir, üç temsil sistemini de kullanan insanlar. İki, temsil sistemlerinden iki tanesi yoğundur, bir tanesi gelişmemiştir. Doğru. Üçüncü kategorideki insanlarsa temsil sistemlerinin her biri çok az gelişmiştir. İşte başarısız insanlar temsil sistemleri az gelişmiş olan insanlardır ve temsil sistemlerini geliştirmek bizim kendi elimizde olan bir şeydir. Yani bunların her birini geliştirebiliriz pratik şeyler yaparak. Dünyada en çok satan bestseller kitaplara bakalım. En çok satan bestseller kitaplar. Bunların en büyük özelliği şudur. Her üç temsil sistemini mükemmel şekilde yazar kullanmıştır. Dolayısıyla dünyadaki insanların da hem gördüklerinin gözüne hem kulağına hem de duygularına hitap ettiği için çok Doğru. satıyordur. Şimdi ikna zaman kalmıyor. Biz biraz geç başladık, o yüzden geç bitireceğiz. Merak etmeyin. Zaten bir yarım saatimiz var daha. Şimdi iknaya gelince karşıdaki insanı üç şekilde ikna edebilirsiniz. Bir insan görselse mesela ona bir sunum yaparsınız. Bir broşür verirsiniz örnek olaraktan. Bir insan mesela şöyle düşünelim. Bir insana araba alacaksa çok örnek, basit örnek vereyim. Arabayı gösterirsiniz. Yani arabanın dış görünümü, arabanın renkleri, arabanın markası, bunlar görsel insanı da arzu yarattırır. Fakat aynı şey işsel için hitap etmeyebilir. Bir insan eğer dengeli olarak üçünü de dediği gibi nişan kullanmıyorsa, yani görsel, işsel, kinestetik, yani dokunsal üçünü birden eşit değilse bu insanda, muhtemelen mesela arabanın bir motor sesi, araba giderken mesela motor sesi çok da onun için cazip olacaktır. Arabanın model sesi veya arabanın içindeki çok iyi bir müzik seti gibi şeyler insanın ilgi çekicidir. Eğer dokunsalsa o zaman hissetmektir. O zaman arabanın içine oturmak isteyecektir. Yani ya arabayı kullanmak isteyecektir veya arabanın içine gidip belki arabanın içindeki koku var ya, o kokuları kim için yapıyorlar? Arabanın içindeki o yeni araba kokusu müthiştir yani. Onu demek ki yani bir görsele belki o kadar itibar etmeyebilir ama bugün dokusal bir insan arabanın kokusundan bile tavlanabilir baktığınız zaman. O yüzden de bir Evet. insanı ikna etmek için birinci kısmı şeyimiz karşımıza insanla dil uyumu sağlayacağız. Dil uyumunun içinde en önemli şey görsel, işsel ve dokunsal anlamda
kendimizi geliştirmek suretiyle bu üç tür insanla da doğru iletişim kurmamız lazım. Bunun için dediği gibi bir Mirşahin'in kullandığı sözcüklere bakacağız. Yani bir insan eğer görsel kelime, seni gördüm diyorsa bu insan görseldir. Veya bir insan seni işittim, duydum dese bu insan işseldir. Seni anladım, çok iyi hissediyorum gibi şeyler söylüyorsa da veya içim içime sığmıyor dediği zaman da o zaman da kişi muhtemelen dokunsaldır. O yüzden de karşımın insanın daha başka yöntemleri de var. Benim satışın 16 kuralı kitabında çok detaylı yazdım bunları. Yani başka türler de var. İnsanların sadece sözcüklerinden değil, insanın göz hareketlerinden, insanın konuşma hızından, nefes alışından, kullandığı mesafeden birçok faktörle de karşımızda insanı daha iyi tanıma şansımız var. Şimdi bu konuyu kapatalım çünkü zaman zaman gidelim seninle. Şeye gelelim seninle konuştuğumuz zaman. Beyine girdik. Biraz şeye girdik. Ondan sonra... Bu arada bir şey de eklemek istiyorum. Bu kültüre de etki ediyor. Mesela görsel insanların kullandığı kelimeler onların kültüründen de, onların hayat tarzlarını da etki ediyor. Mesela hayatında negatif kelimeleri çok kullanan insanlar vardır. Bir de pozitif kelimeleri kullanan insanlar vardır. Evet. Eğer insanın kelime dağarcığında kelime haznesi yoksulsa onun hayatı da yoksul olur. Yani mutluluktan yoksul olur, başarıdan yoksul olur. Bunu bir daha söyle, bir daha yavaş yavaş söyle, duysun bunu. 60. Biraz insanın kelime haznesi. Her bir insanın kelime haznesi vardır. O kelime haznesinin içerisinde eğer başarıdan, mutluluktan yoksun kelimeler varsa insan gerçek hayatında da mutluluktan, başarıdan yoksul olur. İnsanın kelime haznesinde hangi kelimeler çok bulunuyorsa o insanın hayatını da o şekilde etkiler. Mesela çok ilginç bir örnek var. İngilizce'de fiillerin sayısı gramer olarak isimlerin sayısından daha fazla. Bu şunu gösteriyor. İngilizler kelimelerden çok, yani konuşmaktan çok eyleme geçmeye odaklı bir millet olduğunu gösteriyor. Yani anında eyleme geçsin. Bunu gösteriyor. Bu yapılan bir çalışma. Fakat Çince'ye bakmışlar. Çin dilinde, yani Çince'de fiillerin sayısı isimlerin sayısından daha az. Buysa kültürel olarak yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Çinliler değişmeyen şeylere fiillerden daha çok dikkat ediyorlar. Yani bir şeylerin değişmemesine daha çok dikkat ediyorlar. Dolayısıyla Çinlilere soru sormuşlar. Çinlilere göre şu çıkmış ortaya. Onlar için fiil bugün vardır, yarın yoktur ama isim değişmez. Ama fiiller, yani eylemler bugün vardır, yarın yok. Çok güzel. Yani güzel bir örnek oldu. Şimdi güzel bence. Buradan şeye geçelim biraz esasında. Bu itirazlara ve değerler, inançlar, itirazlar. Biraz da oraya geçelim. Oradan bir giriş yapayım. Bu arada sizin sesiniz bana biraz zayıf geliyor da biraz kontrol edebilir miyiz? Sesim az mı geliyor? Sizin sesiniz biraz az geliyor bana bu tarafa. Evet. Şimdi mi azaldı yoksa daha önce hep az geliyordu? Az önce çok iyi geliyordu. Yani bir 10 dakika olabilir. Önce. Hattan olabilir. Şimdi insanların karşı yani ikna ederken dediğim gibi neden bahsettik? Bu sözcüklerden bahsettik. Önemli bir şey. İnsanın sağ ve sol beynini kullanmasından bahsettik. Hafızadan bahsettik. Yani özellikle bugün hizmet sektöründe müşterisinin adını hatırlamak çok önemli bir art değerdir. Yani değil mi? Herkes hoşuna gider. Girdiği zaman Taner Bey nasılsınız demesi veya restorana gittikten sonra Taner Bey her zamanki viskinizi mi içersiniz, kahvenizi mi içersiniz gibi söylüyor. Bunlar esasında insanın güçlü hafızası olduğunla alakalıdır. Özellikle isim hatırlamak evet. Çok önemli bir şey. Bunlar hep hafızayla alakalı şeyler. Onun dışında insanı etkilemek en önemli şey karşımızdaki insanın bize güvenmesi. Güvenmesi. Çok evet. Önemli. Güven de bir insanın ne kadar çok ortak noktamız varsa bu dil kalıpları bir tanesi, giyim tarzımız, konuşma tarzımız, ondan sonra kullanmış olduğumuz sözcükler, nefes alışımız, bunlar ne kadar ortak şey varsa o kadar daha karşı insan kendisini bize yakın buluyor ve doğal olarak da bize daha çok güveniyor. Yani değil mi? İnsan size güvendiği zaman sizi dinler. Söylediğinize dikkate alır. Ama bir insan size uyum sağlamıyorsa, sizi sevmemişse, hoşlanmamışsa, dil kalıpları uyuşmamışsa muhtemelen sizin işte ne söylediğinize çok fazla odaklanmayacaktır. Tamam. Ve bu şekilde sizin söylediğiniz mesajlar hiçbir işe yaramayacaktır. Yani ikna o yüzden ilk önce karşımızdaki insanın bize inanmasıyla başlıyor. İkinci faktör insanın kendisine inanmasıyla başlıyor. Çok önemli bir şey.
kendisi inanmayan bir insanı kimse dinlemez. O yüzden karşı evet. kendimizi özellikle ikna etmemiz lazım. Bu da demek ki şeye bağlayacağım. Kullanmış Absolutely. Olduğumuz gün boyu sözcükler bizim özgüvenimizi etkiliyor. Bu özgüven de bizim davranışlarımızı etkiliyor. Yani ben mesela bütün gün kendimi salak, aptal, beceriksiz diye konuşursam doğal olarak benim bu beden dilime yansır ve karşımdaki insanı ikna edemem. Ama ben sürekli kendime harikasın, muhteşemsin, bak yeni şey öğreniyorsun, sen de gurur duyuyorum veya başarısız olsam bile önemli değil. Önemli olan başarısızlık değil, önemli olan bunu yapacak cesaret sahip olmak. Yani ağzına çıkmış olduğunuz her bir sözcük sizin kendi bilinçaltınızı etkiliyor, bilinçaltınız da sizin davranışınızı etkiliyor. Yani bugün esasında ben hani desenize Taner Özdeş olarak en büyük yeteneği nedir? Kendimi ikna etmek değil mi? Eşim de der ya. Ben en önce kendimi ikna ederim. Yani kendimi o kadar ikna ederim ki karşıya %1'lik bile bir şey bırakmam. Yani boşluk bırakmam. Yani %100 inandığımı hissettiğim o enerjim karşıya yayılır ve karşımdaki insan şey yapar. Şimdi bu senin çok güzel geçen konuşmuştuk bu değerler. Evet. Değerlerin satışta, iknada ne önemi var? Yani bu değeri biraz açarsan şimdi biraz beden diline girdik ama biraz değer sinirine girelim. Değerler, algılar, bu konuda yani yine beynin üretici şeyler bunlar. Bunlar konusunda biraz insanlara, bizi takipçilerimizi biraz aydınlatırsan bunlara nasıl ikna yönünde faydalanabilirler? Ona gelelim bence. Şimdi çok güzel bir konu. Değer, insanın nörolojik 6 tane düzeyi vardır. Yani insan 6 basamaktan oluşur aslında baktığımızda. Bunlardan ilki çevre, ikincisi davranışlar, üçüncüsü beceriler, dördüncüsü inançlar ve değerler. Beşincisi kimlik, altıncısı ise ruhsal boyut olarak, yani maneviyat, ruhsal boyut olarak anlamda isimlendiriyoruz biz bunu. Değerler bizim etraf dünyadan, dış dünyadan algıladığımız bilgiler doğrultusunda inançlarla aynı basamakta olan ve inançların temelini oluşturan kriterlerdir. Mesela inancı bir masa olarak düşünün. Bir masanın ayakta kalması için onun ayaklarının olması gerekiyor değil mi? Dört tane ayağı var. O dört tane ayak o inancın değerleri olarak biz düşünebiliriz. O değerler ne kadar fazlaysa o inancın oluşmasına o kadar yardımcı oluyor. Mesela her bir insanın değerleri vardır. Ve değerler bizim hayatımızın kalitesini belirleyen şeylerdir. Sağlık değeri, aile değeri, başarı değeri vesaire. Şimdi buradan da soralım insanlara. İnsanlar ilk önce kendilerini keşfetmeleri için değerlerinin listesini çıkarmaları gerekiyor. Doğru. Hangi ya. Değerleri? Yazalım. Şu anda herkes lütfen biz değil. Evet. Herkes, yani yazabiliriz. Lütfen, değerlerimizin listesini çıkartabiliriz. İsterseniz bunu bize paylaşabilirsiniz de, bunu yazabilirsiniz de yani özelden. Bakın yani hangi, yani ilk üç değerinizi yazın mesela. Şu anda değer ne demek sizin için? Değer demek sizin için önemli şey. Mesela arkadaşlıkta önemli değer nedir sizin için? İlişkide önemli şey değer nedir? İş hayatında en büyük değer nedir? Bir satıcıda hangi değerlere sahip olmasını istersiniz? Bir insana güvenmeniz için hangi değerlere sahip olmasını istersiniz? Bu şekilde biraz daha evet. belki Bu arada değerler de iki kategoriye ayrılır. Aracı değerler ve maksat değerler ve ulaşmak istediğimiz aracı değerler. Bunlar nelerdir? Mesela direkt insanın ulaşmak istediği değer, mesela birçok insana sorarsak en büyük değerleriniz nedir? Muhakkak aile, sağlık, mutluluk derler. Şimdi bunların arasında sağlık ve mutluluk direkt Türkiye'de ulaşmak istediğimiz... Türkiye'de adalet çok önemli bir şey. Türkiye'de adalet iş hayatında benim yaptığım çoğu ankette adalet çok önemli bizim ülkemizde. Türkiye'de adalet çok önemli bir şey. Şimdi adalet aynı zamanda bizim için de çok önemli. Çünkü biliyorsunuz biz iki devlet tek milletiz. Milletler arasında bir fark olmadığı için dolayısıyla adalet sizin kadar bizim için de son derece önemli. Dolayısıyla değerler insanı hayata bağlayan en önemli kriterlerdir. Mesela bir insanın sağlık değeri yüksekse o insan sağlığına dikkat eder. Aracı değerler... Yani sağlıkla ilgili, büyüyeceğim seni, bir insanın sağlık değeri önemliyse... O insan sağlıkla bir şey sunduğumuz zaman ona çok açıktır. Doğru mu? Yani onu almak konusunda. Aynen öyle. Aynen mesela öyle. Ben desem ki ya bak Mirşahin C vitamini bu koronavirüse eğer sen daha fazla bağışıklığını güçlenmek istiyorsan muhakkak her gün binlik C vitamini al desem ve sen sağlığına önem veriyorsan gidip alırsın. Doğru mu? Aynen öyle. Ben bugün çıktım Nişantaşı'nda 5 tane eczaneye gittim. Hiçbir yere C vitamini kalmamış bildik. Ne oldu dedim? Bitti abi dediler. Kalmadı.
Bitti. Yani çünkü onu söyledi insanlar. Git binlik C vitamini aldı. bu arada çok önemli bir şey var. Değerlerin sırası duruma göre değişebiliyor. Duruma göre değişebiliyor. Mesela şöyle, bundan 2 ay önce Türkiye'deki insanların, aynı zamanda Azerbaycan'daki insanların değerler sıralamasına sağlık değeri belki de çok ön planda değildi. Ama bu salgın hastalık dolayısıyla sağlık değeri birdenbire ön sıraya çıkmaya başladı, üste çıktı. O yüzden insanlar diğer parayı attılar kenara, diğer şeyleri attılar kenara, direkt sağlık değerine koşmaya başladı. Neden de bu. Neden 2 ay öncesinde C vitamini satılmıyordu? Ama şimdi tükenmeye başladı. Çünkü duruma göre, etrafta yaşanan olaylara göre insanların değerlerini sıralaması değişebiliyor. Bir zamanımız azalıyor. Demek ki insanları ikna etmek için karşımızdaki insanın değerlerini iyi bilmemiz lazım. Aynen öyle. Bir örnek vermemi ister misiniz? Lütfen, eğer zaman varsa hızlıca. Valla daha 15 dakikamız var. Mesela diyelim gayrimenkul sektöründe bir insan ev almak istiyorsa, ev almak isteyen bir insanın değerlerin ilk önce görsel, işitsel, dokunsal olduğunu tespit ettikten sonra değerlerine bakmamız gerekiyor. Mesela eğer ev almak isteyen şahıs rahatlık değeri önemliyse, sağlık değeri onun için önemli değilse, bu insana rahatlığına ulaşabilmesi için evi o şekilde takdim etmemiz gerekiyor, sunmamız gerekiyor. Mesela etrafta her şey elinin altında, hastane, kreş, okul, iş yeri hepsi yakında, rahatlığın yerinde. Diyelim insan için sağlık değeri önemli. O insan şuna bakacaktır. Etrafta yeşillik var mı, deniz var mı, temiz hava var mı, spor yapabileceğim yerler var mı? Eğitime önem veren bir insan şunu düşünecektir. Okullar, kaliteli okullar var mı? Varsa eve ne kadar mesafede bulunuyor? Ne kadar mesafede yerleşiyor? İşte burada değerlerin tespit edilmesi aynı zamanda satışta, ikna'da çok önemli. Çok soru geldi. Onu sormak istiyorum. Odaklanmakla, dedin ya insan 9 tane şeyden fazlası, mesela koltuğunu fark etmiyorsun. Yani şimdi bu odaklanmakla konsantrasyon. Odaklanmak konsantrasyonla bu çok şeyin farkına varmak eş zamanlı. Arasında fark ne vardır? Yani ne fark var beyin açısından? Konsantrasyonla değer arasında mı? Hayır, değer değil. O değeri. Odaklanmakla konsantrasyonla o 8-7 tane fazla beynimizi tutamıyoruz ya mesela. Evet. Arada ne fark var? Yani o nedir, o nedir beyin açısından? Aradaki fark şudur. Aslında o 7 tane şeyi buraya katmamak gerekir. Konsantrasyon bambaşka. Konsantrasyon bizim dikkatimizi nereye yönelttiğimizdir. Dikkat neredeyse enerji oraya doğru akar. Çok doğru. Mesela az önce koltuğun yumuşaklığına. Şimdi mesela değiştirelim. Elinizde tuttuğunuz şeyi hissedebiliyor musunuz? Kim elinden, birisi telefon tutabilir, birisi kitap tutabilir. Evet. Şimdi dikkat gitti ben oraya. Telefon tutarsa... dikkat oraya gittiği boş için enerji de oraya akmaya başlıyor. Evet. Dolayısıyla dikkat ya içeridedir, ya iç dünyadadır, ya dış dünyada. Ya bir noktadadır, ya birden fazla noktadadır. Bunu ben bağlayayım iknala. O zaman bir insanla konuşurken ikna etmek demek. Bakın bugün Türkiye'de. İnsanlar niye kimse ikna edemiyor biliyor musun? Özellikle yeni satıcılar, acemi satıcılar. Şundan yapıyorlar. Çok fazla konuşup çok fazla şey anlatıyorlar. Yani karşımızdaki insanın dikkatini siz çok dağıtmamak için tek bir konuda onun odağını o noktaya verip oradan ürününüzü veya hizmetinizi satmalısınız. Fakat ne kadar çok ürün hakkında konuşursanız o kadar onu ikna etme şansınız ortadan kalkar. Yani dediği gibi eğer bir ev satacaksanız, tamam, onun mesela doğasını satın. Eğer doğaya önem veriyorsa, değil mi? Veya kişi çok sosyalliğine statüsü önem veriyorsa komşu satın mesela, tamam, veya ne bileyim ben, eğer çocukları varsa okula yakınlığını satın. Yani sonuç olarak bir şeyi satmak için çok fazla şey konuşmanıza gerek yok. Karşı tarafın değerlerini anlayın, bakış açısını anlayın, neye ihtiyacı olduğunu anlayın, hayal kurmasını sağlayın, oradan sonra da kapatın satış. Bu kadar basit bir şey yani. Bu iş bu kadar komik bir şey değil. Ama niye çoğunuz ikna edemiyorsunuz? Çünkü bu konuda yeterli bilgiye ve deneyime sahip değilsiniz. Yoksa hepinizde bu yetenekler var esasında. Bu arada bir insana ne kadar çok hipnozda kullanılan bir şeydir, zihin karıştırma. Aynı anda birkaç tane bir sürü cümlenin içerisinde birkaç tane bir sürü kelimeler söylerseniz insanın dikkati dağılır. Dolayısıyla hipnoza sokmak için de ilk önce insanın transa girmesi için dikkatini dağıtmak gerekir. Çok doğru. Dikkat çok. Neredeyse enerji oluyor. Şimdi şu şiirli dört neden var ya, dört neden formülüm var. Evet. Şimdi ben kısa bir konuya geleyim. Oradan senin bu dört nedene gelip oradan da tamam. Yavaş yavaş bitiririz. Şimdi benim kendi ikna
Yani Bu arada sen sorular ikna... da geliyor. Soruları direkt mesaj bölümüne yazabilirler. Evet. Buradan cevaplayamadığımız soruları. Olur, sorun yazın. Şimdi insanın en kolay ikna edebilmek için bence benim yaptığım şey açık iletişim. Yani siz ne kadar samimi açık iletişim kurarsanız o kadar enerjiniz karşıya geçer. Siz kendinizi ne kadar çok fazla saklarsanız kendinizi o kadar enerjiniz karşıya geçmez. O yüzden en önemli sistem, bakın nasıl ben sürekli konuşurken ben ellerimi kullanıyorum. Hem bedeninizi kullanın rahat rahat. Yani ikincisi ise konuşurken mümkün olduğu kadar samimiyet için çok fazla düşünmemeniz lazım. Çok fazla düşünmemeniz için de yalan söylememeniz lazım. Yani siz ne kadar doğalsanız o kadar az konuşurken düşünme ihtiyacı duyarsınız. Yani bir insan hep dürüstse, hep doğru söylüyorsa o zaman çok fazla konuşurken düşünme ihtiyaç duymaz. Ama genelde yalan söyleyen, manipüle söyleyen insanın çok fazla sözcüklerine odaklanması lazım. Çünkü söylediği her şey onun aleyhine çalışabilir. O yüzden samimiyet mesela benim için çok önemli bir ikna aracı. Onun dışında iknada birçok şeyden bahsettik. Dinlemek. Dinlemek çok önemli bir şey. Bakın, dünyada bir numaralı satış yeteneği dinlemekten geliyor. Çünkü dinlemeden karşıyı anlayamayız, değerlerini bilemeyiz. Karşının hangi dili kullanmak istediğini bilemeyiz. Karşının ilgi alanları bulamayız. Birçok şey bulamayız. O yüzden dinlemek ve açık olmak iknada burada ekleyeceğim. Çünkü konumuz çok geniş olduğu için bu konuyu özellikle altı çizmek istedim. Şimdi gelelim şeye. Mirşahin, senin bu neden konusunda bir tane senin güzel yaratmış olduğun bir sistem var. Ondan bahsedelim. Evet. Bu da çok güzel bir konu. Ayrıca dille ilgili bir şey de eklemek istiyorum. Çok Tamam. güzel bir söz. Diyor ki eğer düşünce dili bozabiliyorsa dil de düşünceyi bozabilir. Yani dolayısıyla az önce de soru sormuşlar. Düşüncelerimizi nasıl değiştiririz? Kelime haznemizdeki negatif kelimeleri değiştirmekle onu bozabiliriz. Şimdi gelelim 4 el Ya kuralına. kelimemizi değiştirirsek, sözcüklerimizi değiştirirsek ağzımızdan çıkan bu bizim davranışımızı değiştirir. Aynen öyle, aynen öyle. Veya davranışımızı değiştirirsek belki düşüncemiz değişir. O zaman yine sözcüklerimiz daha pozitif olabilir belki. Aynen, yani bunlar zaten döngüseldir. Durum, düşünce, duygu, davranış. Durumlar karşısında düşüncelerimizi değiştirirsek duygu ve davranışlarımız da değişir. Yani esasında bunun Hepsi toplama bir satışta tutum diyoruz. Tutum. Hep diyoruz olumlu tutum. Olumlu tutum çok önemli bir şey. Ama tutumun arkasında duygu, düşünce, davranış vardır. Herhangi bir tanesini değiştirirsen mesela diyelim şu an sizin moraliniz yok. Tamam, bugün kendinizi kötü hissediyorsunuz. Üç tane şeyi değiştirerekten kendinizi negatiften pozitife getirebilirsiniz. Davranışınızı değiştirirsiniz. Duygunuzu değiştirebilirsiniz. Düşüncenizi değiştirebilirsiniz. Doğru mu Mişay? Aynen. Bunun Bunun için, için bunun ben en mesela kolay kendimi yolu koyacağım. düşünceyi, odağı değiştirmek. Efendim? Odağı değiştirmek, düşünceyi değiştirmek burada en yani kullanabileceğimiz pratik yöntem. Şimdi Mesela ben bununla sana ilgili yine bir... söyle. Evet, buyurun. Bakın Bununla dünyada ilgili bir... hipnoz diye bir şey var. Evet. Hipnoz. Bir insanı eğer hipnoz etmek istiyorsanız benim bütün kitaplarım yazar. Bir tek bir şey var yapacağınız. Soru sormak. Her Evet. soru karşının bir noktaya odaklanmasını sağlar. Düşüncesini direkt değiştirir. Yani diyor ki ben şu anda hep kafama direkt hep negatif geliyor diyor çoğu insan. Diyorum ki düşünceyi silemezsin, durduramazsın ama başka bir düşünce, pozitif düşünce koyaraktan düşünceni değiştirebilirsin. Yani kafanızdan geçen negatifleri pozitif bir şey düşünerekten mesela diyelim ki şu anda hepimiz koronavirüs nedeniyle çok kötü hissediyoruz. Tamam şöyle gözünüzü kapatın. Bundan 3 ay sonra sahilde olacağınızı hayal edin. Çok basit bir şey yani. Bunun bittiğini ve sahilde yürürken hayal edin kendinizi. Hemen o anda düşünceniz pozitif dönecektir. Evet, bravo. Sen devam et. Bir şey söylüyordun. Şimdi 4 en kuralına gelelim. Bu da çok önemli bir kural. Burada şu var. Bernice McCarthy'nin yaptığı bir çalışmada okullardaki çocuklar üzerine bir çalışma yapıyor. İnsanların 4 tane, biz bunu Türkçedeki baş harflerine bağlıyoruz. Ne, nasıl, niçin, nerede? Yani insanlar 4 kalıp doğrultusunda öğreniyor. Ben ne öğreneceğim? Ben bunu niye öğreniyorum? Niçin öğreniyorum? Ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu nerede kullanabilirim? Nerede kullanamam? Bu 4 en kuralı hem insanın karşı tarafı ikna etmesinde çok kullanabileceği bir yöntemdir. Aynı zamanda iş dünyasında da kullanabileceği bir yöntem. Örneğin bir
Bir insan bir şeyi almak istediğinde aslında onun nedenlerini almak istiyor, satın alıyor. Mesela diyelim size bir saat sunuyorlar. Bu saatin normal bir fabrikada üretilmiş bir saat olduğunu söylüyorlar. Ama aynı saati birebir aynı marka, aynı fabrika üretimi, aynı senede çıkmış bir saat. Onun birkaç tane savaşlardan komutanların bileğinde olduğunu söylüyorlar. Birkaç tane ülkeyi gezdiğini, dünyanın tüm ülkelerini gezdiğini ve birkaç tane hikayeye şahitlik ettiğini söylüyorlar. Bu zaman insanın zihninde şöyle bir duygu oluşuyor. Evet, bunun bir hikayesi var. Yani nedenlerini satın almak istiyor insan. Dolayısıyla bir insana bir şey sunduğumuz zaman, iş görüşmesine gittiğimiz zaman da bir insanın düşünce kalıpları doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor. Ben ne alıyorum, ben bunu niçin alıyorum, ben bunu nasıl kullanacağım, ben bunu nerede kullanabilirim, nerede kullanamam. Bu aynı zamanda iş görüşmesine gittiğimiz zaman da kullanılabilir. En doğru sıralaması şu şekildedir. İlk önce nedenlerle başlamak. Bunu neden almanız gerekiyor? Bunu sizin aldığınız şey ne? Üçüncü aşamada bunu nasıl kullanacaksınız? Dördüncü aşamada bunu nerede kullanabilirsiniz, nerede kullanamazsınız? İş dünyasından örneğine bakalım. Bir iş görüşmesine gidiyorsunuz. Kendinizi insanlara tanıtacaksınız. Burada yine bu sıralamayı bekleyerek, bu sıralamaya yönelik konuşma yaparak kendinizi çok iyi bir şekilde o insanlara sevdirebilirsiniz. Siz beni neden işe almak zorundasınız? Ben kimim? Ben nasıl katkı sağlayacağım sizin ekibinize, sizin işinize? En son aşamada beni işe alırsanız ne olur, almazsanız ne olur? Çok güzel bir esasında. Bununla ilgili tabii meta programlar da var esasında. Bu konuda konuyu merak eden insanlar varsa ikna ile ilgili muhakkak NLP kitabı alabilirsiniz. Bu meta programları inceleyerekten bu Mirşah'ın bahsetmiş olduğu insanların işte nedenleri, kim, nasıl şeklinde herkesin odaklandığı bir nokta var. O insanın ilgi alanı neyse o konuda yapabilirsiniz. Şimdi ben ikna konusunda biraz yine buradan yapmak istiyorum. Sonra Mirşah'ın seni anlatmak istediğin son bir şey varsa kapatırız programı. Şimdi bir insanın bir şey almasının bir nedeni var değil mi? Ama bir insanın bir şey almamasının nedeni var. Yani bir şey insan alırken mümkün olduğu kadar ne yapmaya çalışıyor? Faydayı çoğaltıp riski minimize etmeye çalışıyor. Yani bugün satıcıların yapma nokta olur. Yani karşımızdaki insanın bir şey alma konusunda herhangi bir tereddütü varsa, tamam, o insan almak istemiyorsa veya korkuyorsa veya emin değilse o konuya muhtemelen hakim değildir. Veya o konuda ne bileyim ben etrafına etkilenir. O yüzden yapmamız gereken en önemli şey karşımızdaki insanın karşımızdaki insanın risklerini minimize etmemiz gerekiyor. Yani karşımızdaki insan ne kadar alma konusunda tereddütü varsa bunları tespit edip ondan sonra bunları bir bir öldürmeniz lazım. Kitap sordunuz. Benim okuduğum ve tavsiye ettiğim kitap NLP konusunda Nilgün'ün Satış ve Pazarlama var. Yani bunun en büyük Nilgün bir satıcı değil ama çok güzel özümsemiş. Bütün bu konuştuklarımızı bu kitapta bulabilirsiniz. Yani bütün anlattıklarımızı bu kitapta bulabilirsiniz. NLP ile satışı bir arada anlamak için. Benim satışın 16 kuralı kitabımda da yine aynı şey var ama bu kitabın şeyi biraz daha nöro, beyine değiniyor. Senin var mı tavsiye edeceğin kitap Mirşah'ın okumuş olduğun? NLP ile ilgili mi? Evet. Veya anlattıklarınla ilgili. Ya bununla ilgili genel olarak NLP kitapları diye şimdi kitapsı birçok kitaplar var. NLP kitaplarına bakarlarsa yani ilk görebileceği kitapları okuyabilirler. Ama ben en çok Richard Bandler ve John Grinder'in yani NLP'nin kurucularının 3 ciltlik bir kitabı var. Evet. Prenslere Dönüşen Kurbağalar, Trans ve Değişim ve Başarı için Kendinizi Değiştirin olması gerekiyor. Üçüncü kitabının da ismi. Bu kitaplar çok iyi kitaplar. Stokta olduğunu düşünmüyorum ama bulabilirlerse çok faydalanabilecekleri güzel kitaplar. Evet, Mirşah, programın sonuna geldik. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben sonra bir toparlayıp ondan sonra herkese bir daha açacağız. Benim eklemek istediğim şey şu. Her şey insanın kendi elindedir. Durumlar karşısında düşüncelerimizi değiştirelim. Duygu ve davranışlarımız da değişsin. Pozitif olalım bu günlerde. En önemlisi şöyle kendimize doğru soruları soralım. Bu neden bizim başımıza geldi? Bu niye bizim ülkemize geldi şeklinde değil de nereden çıktı bu virüs şeklinde değil de bu böyle sorular yerine şunu soralım kendimize. Bundan biz nasıl faydalanabiliriz ve bunun bizim hayatımıza katkısı ne olabilir? Bu soruları sorarsanız tabii ki daha pozitif cevaplar gelir. Çünkü şöyle bir şey var. Güzel cevaplar güzel soru soran insanlara verilir. Tamam.
aslında hayat sorulara cevaptır esasında. Yani bu insan beyni öyle çalışıyor. Yani beyin sorularımıza cevap bularaktan ilerliyoruz. Bence evet. Çok güzel oldu bu söylediğin şeyler. Evet, ben de ikna konusunda bir özetleyeyim. Şimdi ikna temel dediğim gibi iki insan arasında uyumla başlıyor. Bu uyumun içinde en önemli şey karşımızdaki insanla aynı dili kullanmak, aynı ortak noktalarımızın olması gibi birçok faktör etkiliyor. Ama dil burada çok önemli bir şey. Görsel, işitsel, dokunsal olması önemli bir şey. Karşımızdaki insanla karşı ortak nokta bulursak konuşurken, sohbet ederken bu iki insan arasındaki mesafeyi azaltıyor. Karşımızdaki insanın değerlerini iyi bilirsek ve bu değerler yönünde konuşmamızı kurgularsak, karşıyı bu yönde yönlendirirsek, o kişinin muhtemelen ürünümüzün değer kısmından dolayı bizim ürünümüzü tercih edecektir. En son olarak da esasında belki en önemlisi güvendir. Özellikle bir insanı ikna ederken önce kendimize inanmamız lazım. Çok önemli bir şey bu. Çünkü kendimize inanmadığımız noktada karşı ikna edemezsiniz. Kendi nedenlerimiz olmalı. Niye biz bu işi yapıyoruz? Onu sonra cevap vereceksiniz. Ondan sonra da karşımızdaki insana bu inancımızı, enerjimizi pozitif bir dille, olumlu bir tutumla, olumlu bir beden diliyle ve gerçekten dürüst ve etik olaraktan bunu aktarmamız lazım. Bunu yaparken de tabii ki soruların gücünden yararlanmamız lazım. Hafızamızı güçlendirmek suretiyle daha zengin bir sözcük dağarcığına sahip olup dediği gibi ne kadar çok kelime bilirsek o kadar daha kolay daha ikna ederiz insanları. Doğru mu? Ne kadar çok sözcük bilirsek o kadar dilimiz daha zengin olur. Dilimiz ne kadar zengin olursa o kadar daha daha fazla hem bilinçli hem renkli hem de ikna edici konuşuruz. Esasında ikna ediciyi ben şöyle tanımlıyorum. Bir kelime tanımlayamak isterse ikna sözcüklerin gücü diyorum ben esasında. Sen ne dersin ikna böyle benim gibi çok kısa bir şekilde tarif etsen nasıl tarif edersin? İkna ben de şu şekilde tarif ederim. Dünya modelini algılayıp ona yönelik bir şekilde konuşma yaparak ortak noktaları bulmaktır. Evet, harika. Yayınımızı kaçıranlar için benim kaydımı canlı olaraktan 24 saat izleyebileceksiniz. Benim Instagram adresim üye olaraktan 24 saat boyunca izleyeceksiniz. Kaydını da bakalım yapabilirsek monitora sonra YouTube'a koyacağız inşallah. Güzel program. Evet. Mişel çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Değerli bilgileriniz için. Bakü Azerbaycanlı dostlarım çok benim orada. Çok sevdiğim bir ülke. Bize yakın bir ülke. Komşu bir ülke. Ne güzel oldu böyle internette bir araya geldik. Korona bizi bak bir araya getirdi. Korona olmasa belki bugün bu işi yapamıyor olacaktık. Bizi dinleyemeyecekler. Aynen öyle. Azerbaycan'la Türkiye bir bedende iki can gibidir. Yani bunu biz her zaman söylüyoruz. İki devlet tek milletiz. Dolayısıyla bu zor günlerde de karşılıklı bir şekilde milletimize, devletimize destek olmak bizim borcumuzdur. Harika. Evet. İyi akşamlar herkese. Cumartesi günü saat 4'te Türkiye'nin bir numaralı kafa avcısı Şerif Kaynar'la saat 4'te yine burada bir söyleşim olacak. Bekleriz biz. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar Türkiye'ye selamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.